Evet değerli izleyenler, sıradaki haberimizle devam edeceğiz. Nitelikli doktorlar mühendislerimizi ithal ettikten sonra sıra öğrencilerimize geldi. Türkiye'nin en yüksek puanlı lisesi İstanbul Erkek Lisesi'nden bu yıl mezun olan 155 öğrencinin 146'sı lisans eğitimi için yurt dışına gitti. Sadece 9'unun tercihi Türkiye'de kalmak oldu. Uzmanlarsa bu tehlikeli verilere dikkat çekerek beyin göçünün bir beka sorunu olduğuna vurgu yapıyor. Peki bu pırıl pırıl öğrencilerimiz neden yurt dışına okumaya gidiyor? Hem öğrencilere hem uzmanlara sorduk. Bakın nasıl cevaplar aldık. Mezun olan soluğu yurt dışında alıyor. Türkiye'nin en yüksek puanlı lisesi İstanbul Erkek Lisesi'nden bu yıl mezun olan 155 öğrencinin 146'sı lisans eğitimi için Almanya'ya veya İsviçre'ye gitti. Mezunlardan da sadece %9'u eğitim için Türkiye'yi tercih etti. Peki öğrenciler eğitim için neden yurt dışına gidiyor? Birazcık ezbere dayalı bir sistemimiz var. Pek kaliteli değil eğitimlerimiz. Yani bir sınavla hayatınız belirleniyor. İş imkanları da daha iyi okuduktan sonra ama ülkemizde iş bulmak zor yani. Ben direkt yaşam koşullarına katabilirim ki Türkiye'nin ekonomik sorunu malum. Öğrenciler zaten okumakta zorluk çekiyor ki verilen destek de yetersiz. Daha çok kendini geliştirebilirsin yani yurt dışında ülkemize göre. Derslerine daha çok odaklanmak veya kariyerini daha çok geliştirmek varken gençler yaşamaya çalışıyor sadece. Öğrenciler böyle söylüyor. Peki ya uzmanlar? Devlet üniversitelerindeki, hatta bazı yine çok saygın vakıf üniversitelerindeki eğitim kalitesinin, eğitim niteliğinin düştüğünü görüyoruz. Özel okul fiyatlarının da çok astronomik düzeylere vardığını görüyoruz. Artık yıllık eğitim ücreti sadece 1 milyonun üzerinde. Öyle ki İtalya, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde yeme, içme, barınma dahil maliyet Türkiye'deki özel üniversitelerin bir yıllık maliyetlerinin bile altında kalıyor. Bu da öğrencilerde, ailelerde şöyle bir durum oluşturuyor. Biz yıllık işte 1 milyon beslenme, barınma 1,5 milyonun üstüne bir rakam vereceğimize gideriz. Almanya'da, İtalya'da ya da Avrupa'nın değişik ülkelerinde daha iyi bir üniversitede, daha az maliyette eğitim alırız diye düşünüyor gençler. Hatta artık lise öğrenimi için bile yurt dışı daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bence bir ülke için en tehlikeli, en beka sorunu olacak temel konulardan bir tanesi de beyin göçünün artmasıdır. Beyin göçünü engellemek için belli adımların atılması gerekiyor. Bir, nitelikli üniversite, nitelikli maliyeti az olan bir şekilde eğitim alabileceğim duygusunu oluşturmak gerekiyor. Mezun olduğum zaman dünyanın her yerinde iş üretebileceğim duygusunu yine oluşturmak gerekiyor. Yani yabancı dil öğrenebileceğim, staj yapabileceğim, çok nitelikli bir eğitim aldığım zaman, mezun olduğum zaman kolayca istihdam edilebileceğim ortamını oluşturmak gerekiyor. Bir diğeri ise liyakat. Ben özellikle liyakatın çok çok önemli olduğunu düşünüyorum.